Müsaade. Şöyle buranın bahçe, burası bahçe. Evet, evet. Beş buçuk şu tuğladan mı çekiyor? Evet. Arkada da var iyi. Tamam. Şimdi Çelebi Bey, bir tane İbrahim Bey'i buraya peyzaj mimarı göndersin. Bak bu sınıfta çocuk var. Çocukların yaşına uygun çocuk oyun grupları. Bütün çevre üzerinde Kilitli Park'ta. Bu sahile rehabilitleri. İşte oyun parkıyla dedim beraber. Çocuk oyun parkı kurun. Başkanım bir şeyde de var. Tadına gelin. Ben bizleri burada buluşturan bu sevgili çocuklara teşekkür ediyorum. Onlar vesile oldu, biz bir araya geldik. İnşallah onların eğitiminde üzerimize düşeni yapacağız. Bugün bunları yararlı birer yurttaş, faydalı birer insan, ülkesine, milletine ve dünya insanlığına katkı koyan birer insan olarak yetiştirmek noktasında bazı şeyler yanlış giderse pırıl pırıl, tertemiz bir şekilde elimize gelen bu çocukları iyi yetiştirememekten dolayı sorumluluğumuz vardır. Muhakkak ki bu işin işte sorumlusu devlettir, hükümettir, milli eğitimdir diyebiliriz ama sorumlulukları başkasına yükleyerek başarılı işlere imza atamayız. Elbette Türkiye'nin bir eğitim sorunu yaşadığı hakikattir. Özellikle sosyal meselelerden kaynaklı, fiziki altyapıda yetersiz bazı problemlerimiz vardır. Külliyen problemi demek istemiyorum, haksızlık olur. Ama bunları gidermek noktasında devlettir, hükümettir, milli eğitimdir deyip de topu atarak aslında kurtulmaya çalışmak bizim için de kolaycılık olacaktır. Ben vermiş oldukları eğitimden, çevre bilincini aşılamak noktasında koydukları gayretten dolayı Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu projede okullarımıza katkı koyan Adana'mızın Güzide Eğitim Kurumlarından Gündoğdu Eğitim Kurumlarına teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yine hakikaten insanca bir niyetle buraya geldik. Migros marketlere teşekkür ediyorum. Burada kimse kimseyi kıskanmasın. İnsanlık için yarış edelim, birbirimizi kıskanmayalım. İltifat etmekten de çekinmeyelim. İnşallah bu saatten sonra da şunu söylüyorum. Okulumuzun fiziki altyapısı, spor alanı, çocuklarımızın yaş grubuna uygun oyun alanları, çevre düzenlemesiyle daire başkanım bizzat ilgilenecek Büyükşehir Belediyesi buranın bir örnek okul olması fiziki anlamda ne gerekiyorsa onları yapacak. Değerli muhtarımız Salat Bey'e, okul müdürümüze de bu işbirliği için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Ondan sonra da şu kadarını söyleyeyim hocam. Bu çocukların bundan sonra her türlü sorumluluğunda bir hami olarak şahsen Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı, vatandaşı olarak bizatihi bundan sonra ben üstleneceğim. Gerçekten bir insan olarak, bir yurttaş olarak, vatandaş olarak, bu milletin bir ferdi olarak bu konularda üzerimize düşecek küçücük işlerle çok şeyler başaracağımıza inanıyorum. Sevgi dilini konuşturmamız lazım. Bu çocukları kazanmamız lazım. Hatta şu kadarını da söyleyeyim. Çocuklarımızın aileleriyle de bir diyalog kurarak rehberlik eğitimi konusunda da Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Daire Başkanlığımızın bünyesindeki eğitmenler, psikologlar, rehberlerle bu konuda o şekilde bir işbirliğini de eğer uygun ve gerekli görürseniz yaparız. Bundan sonra bu sevgili çocuklarımızın hem hamisi, ailelerinin de yakın bir dostu olarak bir sorumluluk üstlenmek istiyorum. Bu konuda katkınızı ve desteğinizi bekliyorum. İnşallah Kadıköy İlkokulu bundan sonra bölgemizin örnek okullarından bir tanesi olmalıdır. Bugün buraya gelişimiz böyle bir şeye vesile olmalıdır diye düşünüyorum. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu programa
değer verip katılan değerli köy sakinlerine de teşekkür ediyorum. Bugün bu köyün de Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de yaptığı en güzel iş bu olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlüğe bir plaket takdim ediyor sayın muhtarımızla beraber. Hangi çocuklar belirli mi? Daha sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü bir kardeşimize, öğrencimize şu anda bir ceket giydi. Bir oldu konuşuna Burhan Bey hocamız yine bir kızımıza bir ceket. Gelmez mi bu? Evet. Bir görüntü alalım başkanım, ondan sonra sizi çalacağız çocuk. Hadi hepinize iyi dersler çocuklar. Evet. Belki bu kitapları taşıramamız, içine pirinç koyamayız. Bunun içerisine başka bir şey koyamayız. Biraz daha eskirse bu işimizi gördü. Bunu atacak mıyız dışarıya? Hayır. İşte geri dönüşü nedir? Amacına göre sınıfladığımız, aslında çöp diye bir şey yok ama amacına göre sınıflayıp tekrar kullandığımız, yani her şey aslında tekrar kullanılabilir. Başka? Siz örnekleriniz. Ne vardı? Bir atık pillerimiz vardı değil mi? Atık pillerimizi getirip kutulara atıyoruz. Bunları da toprağa karıştırmıyoruz değil mi? Ağzımıza almıyoruz, sıkmıyoruz. Çünkü onun içerisinde zehir var çocuklar. Evet. Bir daha soruyorum. Bugün çevreyle ilgili sorumluluğumuz, yerine getireceğimiz şeyleri öğrendik mi? İnsan yetiştirmek iyi bir husursuz makine yetiştirmekten daha önemli. Bakıyorsunuz önemli bir otomatik firması küçük hatası yüzünden tatlı araçları yeri çağırıyor. Biz kimseyi yeri çağırma şansına da sahip değiliz.